Ne yapıyorsun? İyi misin? Evet, çok iyi. İyisin bakalım. Yaran da biraz bakalım. Çok iyi. Nabzı hissediyorsun zaten. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde yaşanan depremde binaları çöken ve enkaz altında kalan aile kurdukları yaşam üçgeni sayesinde hayatta kaldı. Kahramanmaraş merkezde yaşanan depremlerden en çok etkilenen Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde 6 katlı apartmanın 4. katında oturan Çelik ailesi yıkılan binanın enkazında kaldı. Enkazdan 24 saat sonra kurtarılan Zehra Nur Çelik, iki yeğeni, annesi ve ablasıyla aynı yerde enkaz altında kaldıklarını belirterek, kendilerine enkaz altında bir yaşam üçgeni oluşturarak hayatta kaldıklarını belirtti. Biz bir iki kere sallandı. Annem, ben, ablam, iki tane yeğenim aynı yerdeydik. Yaşam üçgeni kurmaya çalıştık. Telefonu ara kucağımdaydı. Onda olan telefonun ışığıyla oradaki enkazın altındaki taşları, yeğenimin üstündeki taşları temizleyerek yaşam üçgeni oluşturduk. Çelik 5 aylık ve 8 yaşındaki iki çocuğuyla beraber enkazda kalan ablası Ayşe Çelik'in susayan 8 yaşındaki oğlunu emzirerek susuzluğunu giderdiğini açıkladı. 5 aylık yeğenim biraz çok ağladı, ondan sonra kendine sakinleştirdik onu. 8 yaşındaki yeğenim çok susadı, onu da annesi anne sütüyle beslemeye çalıştı. O da o şekilde idare etti. Abim vardı, babam vardı, kardeşim vardı, eniştem vardı. Annem, ablam, yeğenlerim vardı. Tahmini 8-9 kişi vardı galiba. Ne yapıyorsun? İyi misin?